Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sultan Kebabı tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: tavuğun göğsü, soğan, patates, patlıcan, yeşil biber, bezelye, doğrulmuş ve haşlanmış havuç, kaşar peynir, domates salçası, 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1,5 yemek kaşığı kadar un, 1 su bardağı süt, tuz, yufka, karabiber ve kekik. Patatesimiz doğradık ve soya da küp küp şekilde doğradığımız, gördüğünüz gibi. Patlıcanımız da küp küp şekilde doğradığımız. Yeşil biberimiz de doğradık. Soğanımız da şöyle doğradık, gördüğünüz gibi. Şimdi tavuk göğsü küp küp şekilde doğrayalım. Ocağımız üstüne bir tava koyalım. İçerisinde bir miktarı zeytinyağı dökelim. Şimdi patlıcanımızı kızartalım. Patlıcanımız piştikten sonra çıkartalım. Patatesimizi kızartalım. Şimdi patatesimizi çıkartıyoruz. Şimdi tavamız içerisinde koyalım. Tavuğumuzu sert çevirelim, şöyle karıştıralım. Şimdi doğradığımız soğanımız ve yeşil biberimiz koyalım. Bezelyemiz ve doğrulmuş havucumuz, onları da koyacağız. Birbiriyle karıştıralım. Şimdi kekiğimiz ve karabiberimiz koyalım. Malzemeler hepsine iyice birbiriyle karıştıralım. Üstüne kapatalım. Azıcık pişene kadar bekleyeceğiz. Şimdi domates salçası koyalım. Yine de birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi kızarttığımız patatesimiz ve patlıcanımızı koyalım.
Üstüne kapatıyoruz ve ocağımız üstüne az bir zaman kadar bekleyeceğiz. Şimdi başka bir tava içerisinde sosu yapmak için bir miktarı tereyağı eriteceğiz. Şimdi unumuzu koyalım. Birbiriyle iyice karıştırıyoruz. Şimdi yavaş yavaş bir şekilde su koyacağız ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bir tava alalım, içerisinde yufkamızı koyalım. Yufkamız şöyle tavamız içerisinde koyalım. Kenarları şu şekilde keselim ve ortaya koyalım. Şimdi tavuk karışımımızdan ortada bir miktarı koyalım. Evet, şimdi şöyle kapatalım. Tavamızı ters çevirelim ve çıkartalım. Şimdi sosumuzdan bir miktarı alalım. Fırın tepsiyi içerisinde koyalım. Şimdi fırın tepsiğimiz içerisinde koyalım. Evet, aynı şekilde şimdi devam ediyoruz. Sosumuzdan bir miktar koyalım. Şöyle parçalarımızı üstüne koyduk. Evet, artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 190 derece olacak. Evet, azıcık sarımlaşana kadar bekleyeceğiz. Sarımlaştıktan sonra çıkartıyoruz. Şimdi rendelenmiş peynirimizden bir miktarı koyalım. Yine de fırına götüreceğiz. Nerleşene kadar bekleyelim. Bakalım nasıl oldu. Evet, gayet iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartalım. Pilav ile servis edebiliriz. İçerisinde nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi son şekli budur. Arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.